Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir haftanın başlangıcında birebir program olarak aranızdayız. Kısa bir ara vermiştik sezon arası birebir programına. Bu aranın ardından yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni sezonda da birebir program olarak yeniden ekranlarda olacağız. Özellikle biliyorsunuz artık Isparta ve Türkiye yerel seçim sürecine doğru gidiyor. Biz de programlarımızı özellikle yerel seçimleri de işleyeceğiz bundan sonraki süreçte. Ama bu hafta önemli bir konuğumuz var. Bundan uzun bir süre önce aslında kendisine birebir programımızda konuk etmiştik ve çok güzel tepkiler aldık ve çok da güzel izlenmişti. Metafizik uzmanı Beytullah Şentürk bizlerle bu akşam. Metafiziği konuşacağız bu akşam. Çünkü biliyorsunuz günümüzde artık çok fazla konuşulmaya başlandı metafizik. Biliyorsunuz aslında kısa bir tabirle böyle felsefenin bir dalı olarak gözüküyor. Fizik ötesi varlıklar ve bilgi alanlarını ilgilendiriyor. Birçok vatandaş aslında günümüzde çok bilinçlendiği için her şeyi yakından takip ediyor vatandaşlarımız. Bizden daha iyi bu konuya vakıflar. Ama biz tabii bugün bunu böyle ayrıntılarıyla konuşmak istiyoruz. Tabii bu işin uzmanı olmak da çok önemli. Böyle hani sıradan vatandaşlar veya merdiven altı diye tabir ettiğimiz kişiler tarafından değil ama bunun eğitimini almış, hakikaten bu konuda uzman kişilerin bunları anlatmasını her zaman tasvip ediyoruz. Biz de birebir program olarak zaten bugün bunu işleyeceğiz. Daha önce de bir programımızı yapmıştık. Beytullah Bey ile, metafizik uzmanıyla çok güzeldi, keyifli bir program yapmıştık. İnşallah yine keyifli bir programa imza atarız. Amacımız her zaman, her zaman söylüyoruz, bir kişiye dahi ulaşabilirsek, bir kişiye dahi bu konuda yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Amacımız da zaten bu. Öncelikle ben Beytullah Bey'e bir kez daha hem Isparta'ya hem programımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sağ olun İsmail Bey. Bizler de Isparta'da olmaktan dolayı da çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Isparta'nın bizim için çok önemi var. Dolayısıyla burada hem akrabalarımız da var, hem de okul hayatımız da var. Dolayısıyla Isparta'ya geldiğimizde biz ayrı bir heyecan katıyor bize. Gönüller şehri, gönüller şehri, gönüller şehri Evet, diyoruz biz. gönüller şehri ve herkese de deriz zaten. Tavsiyede de bulunuruz, hemen aklımıza geldi. Yani deriz ki gül suyu alın, gül suyu sürün. İnşallah gül gibi kokarsınız diye böyle Tabii tavsiyelerde gülün bir bulunuyoruz. de çok güzel, böyle Önemli var. rahatlatıcı, hocam siz daha iyi Evet. bilirsiniz, bir etkisi vardır. Evet. Çok da güzel olur. Hocam böyle hani sizi tanıyanlar var tabii muhakkak ama biz kısaca böyle hani kendinizi kısaca bir tanıtırsanız onunla böyle bir aşağı sizden dinleyerek başlarsak güzel olur. Evet. Aslen Samsun Bafralıyım. Eğitim sürecim Samsun Alaçam'da hafızlığı bitirdim. Akabinde İstanbul Büyükçekmece İhramlızade'de İmam Hatip'i bitirdim. Akabinde de İlahiyat Fakültesini bitirdim. Diyanet'in çeşitli il ve ilçelerinde imamlık ve Kur'an kursu hocalığı yaptım. Bu süreçte de halkımızın ve insanların bir takım problemleriyle de ilgilenmeye başladım. Birazcık bizde meraklılık uyandırdı. Akabinde de metafiziğe giriş yapalım dedik. Dolayısıyla 24 seneden beri metafizikle ilgili insanlara ne gibi bir faydaları var, ne gibi bir zararları var, bunları anlatmak için gerek yurt içi gerek yurt dışında konferanslar veriyoruz ve eğitimini hala da almaya devam ediyoruz. Evet hocam, yani 24 yıl çok uzun bir süre yani bu iş için, özellikle bu işe kendinizi vermeniz. Yani metafizikle ilgili ne eğitimler aldınız hocam? Ne gibi eğitimler var? Metafizik aslında ülkemizde üniversitesi yok. Ama Evet yani. yani üniversitesi yok. Üniversitesi olmadığı için de tabii ki sizin az önce anlattığınız gibi merdiven altı dediğimiz yerler işte ya da merdiven altı olmasa da işte Bilinçli olmayan bir şekilde. yani bilinçli olmayan. Ayrıca yani isim yaptırmış, kendi aralarında bazı oyunlar yapan işte onları belki az sonra geçeceğiz. Evet, onu Yani ama ayrıca açacağız evet. zaten. Ama dolayısıyla yani metafiziğin ülkemizde yani bir eğitimi, bir üniversitesi yok. Çünkü zaten muska yazmak bunlar tekke zafiyatına falan giriyor. Dolayısıyla bununla ilgili aslında bir kanun da var. Lakin bizler kendimizi kanıtlamış olarak çünkü biz İngiltere'de hem şu an dil eğitimi alıyoruz ve İngiltere Üniversitesi'nin bilimlerinde metafizik bölümü var. Üniversitede metafizik bölümü var. Yani metafizik varlıklar araştırma, yani melekler alemini araştırma, rüzgar alemini araştırma, fizik ötesini araştırma. Bununla ilgili şu anda
Yani 2019'dan beri İngiltere'de bunun araştırmasını yapıyoruz. Yani gerçekten metafizik varlıklar var mı? Ya da insan olana ne gibi bir faydaları var veya zararları var mı? Ya da istihbari olarak mı kullanılıyor? Ya da insanoğlunun herhangi bir tedavisinde bir etkisi var mı? Bunları araştırıyoruz. Eğitim olarak da biz psikolog ve psikiyatri derneklerine kayıtlı olan sertifikalar kullanıyoruz. Ayrıca tabii ki bu konuyla ilgili de bir hafızlığımız var. Yani bir ilmi yönde, İslami yönde araştırmalar yapan ve havas ilmini araştıran. Dolayısıyla yani bu ebced dediğimiz olayları araştıran, Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetlerini ezbere bilen, tabii ki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i kainata Peygamber Efendimiz'e gönderdiğinde, tüm insanlığa gönderdiğinde şifa olarak göndermiştir. Biz bu şifaların hangi yönde kullanılması ve hangi tetikleri kullanılmasını araştırmalar yapıyoruz. Çünkü bugün günümüz dünyasında bu araştırmalarda Kur'an-ı Kerim'in ne anlama geldiğini bilmeyen, elhamın ne anlama geldiğini bilmeyenler var. Yani bizler de bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Yani insanlara ne yönde faydalar olabilir? Dua bir fayda mıdır? Ya da dua ne yönde işler? Bir frekans mıdır? Bunları bu yönde insanlara ve bu yönde insanlara anlatarak gerek yurt içinde gerek yurt dışında, çünkü bizlere gelenler içerisinde yani Diyanet İşleri'nden var. Çünkü biz Diyanet'te görev aldığımız için dolayısıyla üst düzey insanlar var. Sanatçılarımızdan, iş camiasından. Bir ara ben şey bile duydum, İngiltere'den bile davet geldi falan diyor. Doğru mu? İngiltere'de evet, Antalya'da Manavgat'ta ofisimiz varken ünlü sanatçısından davet geldi ve annesiyle ilgili problemleri vardı. Dolayısıyla biz o probleme hasıl olarak orada da hem yurttaşlarımızın Samsun Bafra'daki ofisimize gelerek biraz fazla talep olduğu için de şu anda da İngiltere Edmonton'da sağ olsun, orada da güzel insanlar var. Bizlere orada hem yardımcı oluyorlar, hem de önümüzü açıyorlar, hem de oranın üniversitesine gitmemiz için ya da orada bir takım bölümleri araştırmak için bizler için de her şeyi yapıyorlar. Bu konuda da bir ödülünüz de var galiba. Ödül var, evet. Evet, nasıl bir ödül? Yani biz bir ödül aldık ama... Şöyle hani sizin için şey diyorum, Türkiye'nin ilk metafizik ödül alan kişisi... Evet. Ödül bir başlangıçtı, bir taçtı bizim için. Aslında güzel bir olaydı ama tabii bizden sonra bazıları da metafizik uzmanıyım diye ödül almaya başladılar ama aslında biz bu ödülün önünü biz açtık. Metafiziği de Türkiye'ye getiren ilk biziz. Çünkü bu isim adında. Çünkü önceden bazı yerlerde şey olarak kullanılırdı. Yani işte ya bu nedir, işte bir muskacı mıdır ya da işte falcı mıdır gibi tabirler kullanılıyordu. Aslında bu çok önemli bir ilim. Bunu dünya kullanıyor. Ülkemizde de kullanılıyor. Hatta devletimizde de kullananlar var. Çünkü bilinmeyendir. Yani bilinmeyenlerle tabii alakalı olan en önemli şey var. Şey, sosyal fobiye kadar ilgileniyorsunuz yani. İşte, şizofreniye kadar. Tabii. Ya ama işte bizim burada tabir ettiğimiz ya da bizim buradaki en önemli olan yaptığımız şey yani doktorlukla metafiziği ayırmaktır. Evet. Doktorlukla çalışıyoruz. Bizi arayanlar oluyor. Çözemediğiniz konular tabii ya, doktora sevk edebiliyorsunuz yani. Sıra, ya da her şeyi biz çözeriz. Her problemi olanlar, işte karı koca aralarında problemler vardır, tartışıyorlardır. Bizler bir şey yok dediğimizde yani onları doktora yönlendiriyoruz. Ama bu da çok önemli, biliyor musunuz? Evet. Bazı insanlar var. Önüne geleni yani, evet. Herkese işte ben çözerim. Yani evet. Doktorum çözebileceği bir şey sen çözemezsin kardeşim. Yani doktora gidecekse doktor. Tamam, senin alanına mutlaka saygı duyuyoruz ama tabii. Ya bazıları da kalkıp yani bunu iş güzellik yaparak para kazanmak. Ticaret hali. Yani ticaret haline getiriyor. Hocam şuradan devam edelim. Ben hani izleyicilerimiz de merak ediyor bunlar ne konuşuyor diye. Metafizik nedir hocam? Yani bu dal nedir yani? Felsefe diye biliyoruz. Felsefe olarak geçiyor biraz zaten ama. Ya, şimdi ya, bu terim kısmı. Bu bir terim ve bir dal kısmı yani. Evet. Bir dal kısmı. Evet. Metafizik, Cenab-ı Allah dünyayı ve alemi yaratırken fizik ve metafizik olarak yaratmıştır. İnsanoğlunun bir metafizik yönü var, bir de fizik yönü var. Metafizik dediğimiz görünmeyen, bilinmeyen, dokunulmayan, hissedilmeyen anlamına gelir. Ama fizik dediğimiz dokunulabilen, görünebilen insanlar alemi gibi, hayvanlar alemi gibi. Evet. Yani bitki alemi gibi alemi dediğimiz olaylar fizik alemi denir. Ama metafizik de görünmeyen ve bilinmeyen anlamına geliyor. Ve bilinmeyen anlamına geldiği için de dolayısıyla bizler de metafiziğin hangi araştırmalarını yapıyoruz diyor. Bilinmeyen alem nedir? Dolayısıyla bilinmeyen alem rüzgar alemi,
Var, varlığını hissediyoruz ama görebiliyor muyuz? Hayır. Göremiyoruz. Göremiyoruz. Elektriği görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Ama yani melekleri görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Metafizik varlıklar dediğimizi görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Dolayısıyla bizler de metafizik varlıkları araştırıyoruz. Yani metafizik dediğimiz kısaca fizik ötesi anlamına geliyor. Yani fizik ötesi anlamında dediğimiz fizik ötesi anlamına yani bunu buradan buraya kaldırmak fiziktir ama dolayısıyla görünmeyen bir şekilde onun oraya atlaması ne anlama gelir? Çünkü düğmeye bastığınızda lambanın yanması bir fizik ötesi anlamına gelir. Anlatabildim mi? Evet. Dolayısıyla yani senelerden beri biz bu metafiziği bilimsel anlamda yani nelere gidilebilir, nelere gidilmeyebilir ve metafizik ne işe yarar? Biz bunları bilimsel anlamda gerek yurt içinde gerek yurt dışında tüm dünyaya aslında anlatmaya çalışıyoruz. Yani çalışıyoruz çünkü son zamanlarda metafizik çok ilgi görmeye başlamıştır. Çünkü bilinmeyen ve görünmeyenlerle alakalı olduğu için ilgi görmesi de şu yöndedir. Çünkü ölümcül hastalıklar artmıştır. Çünkü koronayı göremiyoruz. Evet. Yani bu güzel ölümcül bir rahatsızlık. Ama metafizikten yardım alınabilir. Acaba korona laboratuvar üretimi midir? Yoksa bir kendinden oluşmuş olan bir rahatsızlık mıdır? Laboratuvar üretimi midir? Ya da işte Çin'deki gelen bir rahatsızlıkla ilgili midir? Ya da istihbari olarak bilgi edinmektir. Bu sene mesela kıtlık mı olacak? İşte bu sene ya da küresel bir kriz mi olacak gibi aslında metafiziğin çok önemli olduğu aslında tüm dünyaya yayılmıştır. Ayrıca metafizik de alternatif tıp olarak görünmektedir. Alternatif tıp olarak insanın zaten daha önceden yüzyıllar önce var olduğu için metafizik. Dolayısıyla da şu anda metafiziğe çok önem var. Nasıl bir hacamatın 1952'de Rusya'da yasallaştığı için dolayısıyla bizim ülkemizde de artık bir 5-6 seneden beri yasallaşmaya başladı bir hacamatın. Ama evet, alternatif var artık önemli alternatif, görüyoruz. Yani, hastanelerde bile yapılmaya başladı. Yapılabiliyor, evet. Daha önceden de kızılıyordu, kızıyorlardı insanlar. Aynen ya, ne yapıyorsunuz ya, hacamat mı? Ama hacamatın da aslında tüm dünyada bir bilim insanlarından tarafından korona aşısının zararlarını hacamat yaptırarak aslında o zararlarını aza indirmenin faydasını anlatmışlardır. Yani hacamat yaptırın diye tavsiyede bulundurulmuşlardır. Dolayısıyla daha önceden bilim bu kadar ileride değildi. Teknoloji bu kadar ileride değildi. Evet hocam. Dolayısıyla teknoloji çok ilerledikçe de bilgi kirliliği de arttı. Yani bilgi kirliliğinin arttığı gibi dolayısıyla teknoloji kötü yönde de kullanılmaya başladı. Ayrıca şimdi şu anda savaşmak çok zor. Yani nedir? Nereden bir yerden bir yere giriyoruz ama dolayısıyla şöyledir. Nasıl? Bir bugün bombanın çok şeyi vardır. Çok maliyeti vardır. Atarsınız bombayı, maliyeti vardır. Ama bir korona ürettiğinizde bunun maliyeti çok azdır. Yani insanlığın ve nüfusun yok edilmesi için böyle bir plan ve proje yapılabilir. Dolayısıyla ama diğerinin çok maliyeti vardır. Ve korona çıktıktan sonra savaşlar unutuldu. Bombalar atılmamaya başladı. Yani o günlerde hayat bilirsiniz. Duruyor. Hayat durdu. O günlerde bilirsiniz. İşte Suriye'de hala savaş devam ediyordu. Dolayısıyla yani metafizik önemi aslında bilinmeyeni ortaya çıkarmak öyledir. Bizler de her zaman sloganımız şudur. Bizler metafizik bilinmiyor ama biz bilinmeyenleri ortaya çıkarmak için uğraşıyoruz. Çünkü görünmeyeni ortaya çıkarmak için uğraşıyoruz. Mesela hocam şimdi mesela vatandaşlar ne için geliyor? Mesela bazen duyuyoruz işte kaybolan eşyası için gelen insanlar var işte. Metafiziki varlıklar var, üç harfli diye bahsettiğimiz onların çıkarılmasıyla ilgili. Yani ne gibi şeylerle geliyorlar? Vatandaşlarımız size daha çok yani. Evet. Bizde de genelde zaten bizim metafizik gerçekleri anlattığımız kanalımız da var. Dolayısıyla bu kanallarda insanların geçmişe dair yaşadıklarını veya yaşadıklarını zaten bunları metafizik gerçekleri paylaşıyoruz. İnsanlar niçin geliyorlar? Öncelikle yani bizlerde herhangi bir problem var mı? Mesela ne gibi? Ya işte işleri rast gitmeyebiliyor. Yani yolunda gitmeyebiliyor. Ya da karı koca arasında işte durup dururken gelişen işte bazı kavgalar ve gürültüler. İşte çok büyük bir iş adamıyken birden
aşağı inme. Aşağı inme olabiliyor. Ve ayrıca kendisini çok iyi hissetmiyor. Sürekli halüsinasyonlar gören ve farklı dünyada gören kendisini ve gerçekten ben çoğu her zaman söylerim. Öyle bu ortamın içerisindeyiz ki mesela şöyle buradan beri böyle duvara böyle çıkan bir genç kızla bile rastlamıştım. Yani bu Isparta'ya geleli şimdi 4-5 gün oldu. Burada da çok çok şey, yaygın bazı şeyler duydum. Onları da paylaşacağım. Dolayısıyla böyle çıkan gördüm. Yani duvara böyle çıkan bir insan gördüm. Yani böyle çıkan ve lambanın orada bekleyen insan gördüm. Yani çünkü o alemin içerisine girip ve o alemin içerisinde bu durumu yaşayan insanlar var. Yani İslam dışı farklı hareket edenler var. Yani elinde olmayan bazı durumlar var. Çünkü biz bunlara inanmak zorundayız diye bir şey yok. Yani inanmak zorundayız diye gibi bir şey yok. Biz bunlara inanmak durumundayız. Dolayısıyla neden inanmak durumundayız? Çünkü bunu bütün kitaplar kabul etmiştir. İngiliz hükümeti bile kabul etmiştir. İngiliz hükümetinin 2019'da genelgesinde ve kanun çıkararak hastanelerin de şu an gerçekten ben İngiltere'de hastanede seans yaparken dolayısıyla İngiltere hükümetinin 2019'da bu metafiziği kabul ettiği ve doğaüstü olayların gerçekten nazar gibi olayların gerçekten insanoğluna zarar verdiği kanıtlanmıştır. Dolayısıyla da bunu da hastanelerde serbest bu tedavinin serbest hale getirmesini meydana getirmiştir, yani yapmıştır. Dolayısıyla bu tür problemler olan bizlere ulaşıyor. Ama bizler her türlü dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle sadece bize her gelene doktora gittiniz mi? Yani bizde ilk önce tabii çok güzel tıp önemlidir. Tıp önemli. Tıp gerçekten hepimiz önemlidir. Hepimiz güveniyoruz. Yani bizlerin her ilde yani ya da her ülkede çünkü ben 3 ay gelemedim yani. Yurttaşlarımıza elimizden geleni yapmıyor. Bir de kariyerle ilgili bazı planlarımız var. Kariyerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Yani Türkiye'de ilk ödül alan bir metafizik uzmanı olduğu gibi dolayısıyla en azından dedi ki metafizik üniversitesinden metafizik üniversitesi yani metafiziğin en azından o bölümünden bir diploma alan bir metafizik uzmanı olsun diye uğraşıyoruz. İnşallah bunu da ilerleyen zamanlarda başarmış olacağız. Bizler bu ilmi bir ilim alanında bu ilmi tüm dünyaya yaymaya çalışıyoruz. Sloganımız budur. Nerede ne kadar bu ilmi kötüye kullananlar var ise bu ilmi en azından kötüye kullananları bertaraf edip en azından iyi yönde yapılmasını ve nasıl yapılmasını anlatmaya çalışıyoruz. Maalesef tabii bu araştırmalar insanoğlunun araştırmalarına bağlı. Çünkü her internette gördüğümüz durumlar, her internette bazıları baktığımız hocam, durumlar... Bazıları hocam açık konuşalım, dolandırıcık yapıyor. Yani dolandırıcı. Yani açık sahtekar. Konuşalım şimdi. Biz bizeyiz yani. Sahtekar, dolandırıcı. Yani bazıları bu işte suistimal ediyor yani hakikaten. Yani gelişen dünyada biliyorsunuz işte hayat pahalılığı biraz olabilir ama hayat pahalılığı olduğu gibi insanlar yani hırsız ne yapar? Hırsız bir proje üretir. Akşam. Aynı normal gibi işine bakar. Ne yapar? Yemek yerken düşünür. Bu akşam bu eve gireceğiz diye. Dolayısıyla dolandırıcıların da aynı şekilde akşama kadar neyi düşünebilirim? Acaba neyden yararlanabilirim? Mesela ben korona muskası biliyorsunuz haber oldu. Ulusal haberlerde evet. Yayınlardı korona muskası. O zamanlarda korona varken biz ne yapalım? Ya dur bir muska yazalım da koronayı düzeltiriz gibi. Aslında o muskaya yazanlar da korona oldu. Dolayısıyla bunu yaygın olarak tüm dünyada var. Ama nedense Avrupa'da yok. Avrupa'da İngilizler olsun, işte İsviçreliler, Almanlar. Bunlar hak edersiz gibi dalı bir şey gibi yani, görüyor. İnanıyorlar. Yani. Bir dal olduğuna inanıyorlar. Alternatif olarak ve alternatif tıpın da işte hacamat gibi, sülük tedavisi gibi ve bunları gerçekten şu an son zamanda çok yaygın bir şekilde onlara gidilebiliyor. Ve alternatif tıpın da gerçekten doğal çıkın da gerçekten insanlara faydalı olduğu için ve bunu da bu metafiziği de yani böyle alay alınarak değil. Ben hastaneye gittim de yani gerçekten üniversitesine gitmeye çalışıyoruz. İngiltere'de ama hastaneye gittim de doktorlara söylenildiğinde doktorlar hay ne demek siz seansınızı yapabilirsiniz. Buyurun dediğimizde hasta orada danışanımız böyle çok bağırdığında hiç kimse tepki yapmadı. Evet siz madem metafizik uzmanısınız seansınızı yapabilirsiniz ve seansımızı yaptık oradan güzel bir şekilde ayrıldık. Ve doktorlar demedi ki ne yapıyorsunuz ya sizin derdiniz nedir? Nedir bu yani bu saçmalık nedir diye söylenemedi. Çünkü neden? Artık bunu insanlık kabul etmiş orada. Buradakiler de buraya geldiğimizde buraya döndüğümüzde de biz İslam'da. Yani İslam'da hala metafizik varlıkları tartışıyoruz. Acaba var mı diye. Var olmasa
Sürem olur. Var olmasa... Hocam nazar var yani. Söyle, aynen, nazar aynen. Var olmasa yani. Metafizik varlıklar, var olmasa Kur'an-ı Kerim'de kaç tane yerde geçer mi? Var olmasa insanlık bu kadar zor durumda kalır mı? Zor durumda kalan insanların ve benim öyle seanslarım var ki o kadar o değişik hareketlere gelebilir mi? Var demek. O zaman var demesek yani melekler alemi var. Var demi var diyebiliriz değil mi? Yok dem yok diyemeyebiliriz değil mi? Çünkü biz İslam'ın şartlarını, imanın şartlarını kabul ederek biz İslam'ı kabul etmiş durumdayız. Allah'ın varlığına ve birliğine, peygamberine ve meleklerine inanmış olarak ve iman etmiş bir insanlarız. İslam'ı kabul etmiş bir insanız. Dolayısıyla yani biz bunları kabul ettiysek bunların da çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de de yani bunların var olduğunu anlatmaktadır, beyan etmektedir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben diyor metafizik varlıkları ve diyor melekleri, insanları bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Sonuçta bunun var olduğu. Sonuçta Felak suresinde de bunların var olduğunu beyan ediyor. Dolayısıyla var olduğunu beyan ediyorsa demek ki var. Var. Var yani. Bunları var. Bunları kabul etmek durumunda ama bunları alay edilerek hala. Çünkü o kadar artık yaygın ki insanlar var ya ne alaka saçma bir şey ya böyle şey mi olur? Ne alakası? Onlar yaşamayan bunu bilmez. Ama yaşayan insanlarımız var. Yaşayan insanları da biz zaten hani gerek seanslar, gerek gerçekleri anlatarak onlara bunun var olduğunu ve insanla bu kadar zarar verebildiğini ve gerçekten de zaten Cenab-ı Allah Harut ve Marut adında melekleri gönderdiğinde ve melekler biz sizi imtihan etmek için gönderildik dedikleri halde işte günümüz dünyasındaki o aslında şu anki o durumu anlatıyor. O inanmayanlar onları kötü yönde kullanmaları yönünde yani o şeyi kötü yönde kullanmaları yönünde mücadele verdiler. Kötü yönde kullandılar ama iman etmediler, küfre girdiler. Dolayısıyla yani inanmayanlara diyorum yani inanmayan insanlar ama ne yaptılar? Yani inanmayan insanlar derken kötü insanlar o meleklerin öğretmiş olduğu ilmi kötü yönde kullandılar ama küfre girdiler. Çünkü kötü yönde kullanmayın dediler imtihan edildikleri halde. Dolayısıyla şu anda da bunu kötü yönde kullananlar var. Biz bir kötü yönde kullananları bertaraf etmek için uğraşıyoruz 24 seneden beri. Yani ama şu anda da çok açık ve net bir şekilde o kadar absürt ve o kadar inanılmayan yani bugün bir hakimin bile, savcının bile dolandırıldığını görüyoruz. Yani nedir? İşte bir sosyal medyasında açmış çeşitli figürler, hayvan figürleri, insan figürleri. Yanlarında sağına solunda Arapça var. Ama Arapça da oldu böyle, dil Farsça. Ve yani evet. biraz daha işin içine renk katarak, yani profil bile belli değil, sadece telefon numarası var, adresi bile belli değil. İşte gideni geri getirme. İnsanı cezbeder değil mi gideni geri getirme? Evet, cezbetmez mi? Cezbetmez mi gideni geri getirme? Cezbeder. Çünkü zaten gideni geri getirme dünyada, şu an dünyada yani her karı koca aşağı yukarı bir sıkıntı yaşıyor yani. Ben dört dörtlük bir karı koca hayatı... Evlilikte bunlar güzellikleridir. Yani bazen tartışmalarda bunun güzelliğidir. Her şey güzel gitmez zaten. Hayır, tabii güzel gitmez zaten. Yani arada sırada tuzu ve biberi olur. Olacak. Evet. Ama dolayısıyla bunun var olduğunu zaten yani gideni geri getirme. Şimdi biliyorsunuz artık Z kuşağı var artık. Z kuşağı diyoruz biz bunlara. Çünkü artık A'dan B'den Z'ye geldik öyle mi diyelim. Dolayısıyla Z kuşağı dediğimiz 3 ay beraber oluyorlar, görüşüyorlar. İşte her şeyi yaşıyorlar. Dolayısıyla yaşadıkları ve görüşmelerinden sonra ayrılıyorlar. Ne yapalım? Şimdi artık meşhur ya. Çünkü ekranı çevirdikçe... Çünkü ben çok fazla hani ben şimdi ekrana baktığım zaman yani TikTok gibi ya da herhangi bir işte YouTube'a baktığım zaman biliyorsunuz konuşma yaptığım zaman bile o size o reklamlar ya da o şeyler çıkabiliyor. Ben metafiziği izlerim. Metafiziğe bakarım yani. Bir bakıyorsunuz metafizik. Ne yapıyor? İşte kontör gönderiyorsunuz ya da yani oradan bir hediye gönderiyorsunuz. Bakım yapıyor adam size. Ana karşıdan size bakım yapıyor. Yani bu kadar saçmalığa bakın. Gideni geri getireyim diyor. Arka ekrana da böyle güzel görüntüler koyuyor. İşte bilmem çeşitli büyü materyalleri. Çeşitli işte efendime söyleyeyim yani böyle güzel bir böyle korkutucu şeyler. Ben diyor büyücüyüm diyor adam. Ya büyücü kendini orada ifşa eder mi? Büyücünün orada TikTok'a ne ihtiyacı var? Büyücü zaten kendisini otomatiğe bağlar. Arkaya yaslanır. Yani büyücü sonuçta güçlü. Adamın bazı varlıkları, metafizik varlıkları var demek ki güçlü. Ne işi var adamın TikTok'ta? Kullanmasını bilmez adamın TikTok'unu. Yani o yüzden aşırı dolandırıcılık sistemi var. Çünkü bir de şu sistem var. Ben Isparta'da da duydum bunu. Daha dün bir danışanımızdan bunu duydum. Danışanımızın bir problemi var. Burada Isparta'da herhangi bir işte duyuyorlar. Burada
biliyorsunuz artık hacısı da var, hocası da var. Biz, yani Isparta çok renkli bir memleket yani. Evet. Renk, gülleri çok renkli olduğu gibi Isparta çok renkli bir memleket, çok güzel bir memleket ama renkli hocaları da var. Böyle hoca demeyelim, şarlatanları da var. Dolayısıyla gidiyor işte diyor size, yani ailece gidiyorlar. Size de işte şu var, bu var falan. İşte hemen o da diyor ki şu işte şuranıza yazmam gerekiyor diyor. Yani dua yazmam gerekiyor diyor burana. Kadın ya şimdi. Ben bazen kızıyorum yani açıkçası. Ya hangi hangi dinde var? Yani sen doktor değilsin, bir şey değilsin. Yani böyle buralarında yazı yazdırmak. Yani insanları hala bilinçlendirmiyor ve hala bilinçlenmiyorlar galiba. Sanırım hoşlarına mı gidiyor acaba yani buralarında yazı yazdırmak? Ya da çeşitli namahrem bölgelerine yazı yazan hocalar var. Yani bundan medet umulabilir mi? Medet umulamaz değil mi? Yani kesinlikle. Yani orada hocanın sapkınlıkları var. İşte bu sapkınlıklar yüzünden de bizlerin bu ilmi iyi yönde yaptığımız için işte yaşla kurunun ayrılamaması gibi, ateşte bıçağın iyi yönde, kötü yönde kullanılması yönündeki gibi bizleri de böyle de şey yapamıyorlar. Çünkü göremiyorlar. Nedeni ise şu, çünkü bir bakıyorsunuz adamın 300 bin, 500 bin takipçisi var. Bizim bir takipçimiz var, 20 bin, 30 bin takipçimiz var. Şimdi internete baktığınızda ne yapıyorsunuz? En fazla takipçisi olan kim var? Kimse ona rastlıyor. Profilde ne var? Sadece bir profil ve telefonu var. Başka herhangi bir şey yok. Yani buna kanan ve bunun önünde ve bunu kendisine yazı yazdıran ve bazı namahrem bölgelerine yazı yazdıran ya da yazı yazan bazı şarlatanlar var. Bunlara itimat etmeyelim. İslam'ın böyle bir şifa tekniği yoktur. Yani namahremdir. Yani dua bile okurken namahremdir. Dua çünkü en büyük bir silahtır. Dua insanı ayakta tutan bir en büyük bir frekanstır. Duasız hiçbir şekilde hiçbir frekans dua kadar iyi tutmaz. Çünkü ben öyle bir frekans biliyorum ki ben bu teknolojiye yeni ulaştım ve bu teknolojiyi kendi gözlerimle gördüm. Adam frekans makinesi üretiyor. Elin yani burada Türkiye'de değil. Sana frekans göndererek seni üksürtebiliyor. Üstünüz böyle sana frekans neyle gülüyor? Wi-Fi ile gönderebiliyor sana bir frekansı. İnanması zor ama ben bunu kendi gözlerimle gördüm. Yaygınlaşacak. Artık frekansla iletişim kuruluyor bazı şeylerle. Ben artık diyordum yani üst metafizik varlıklar bir frekanstır. Frekans olarak gönderiliyor insanlara ki frekans olarak ürünün üzerindeki bazı etkileri görebiliyorsun. Tabii dolayısıyla bu dolandırıcılara kesinlikle ve kesinlikle itimat edilmemesi lazım. Bir de son zamanda yaygın olan TC kimlik numaranızı vermeyin kardeşim. Niye veriyorsun TC kimlik numarasını? Bura yani polis kepetesi mi çektirmek için veriyorsun ya da hastaneye mi gittiğinde veriyorsun? İsmini, soy ismini verme. Soy ismini verme, ismini ver. İsim anne ismini ver. Ama soy ismini niye veriyorsun? Bir de anne ismini verdikten sonra nüfustan senden bilgi alıyor. Nüfustan bilgi alıyor. Yani bir de çeteleşme durumu ya çünkü. Evet. Kullanılıyor. Nüfustan bilgi aldığı için de nüfustan bilgi aldığı için de ne yapıyor? Diyor ki ben dur diyor. Bir gibi sonra diyor beni bir ara. Bir gün sonra beni ara diyor mesela. Aradım buldun. Bir gün sonra beni ara diyor. Ne yapıyor? Gidiyor onun kapısının önünde nasıl sonra nüfusta adresi çıkıyor. Yani adresi çıkıyor. Yani anlaşıyor birileriyle. Çünkü dolandırıcılık ne yapıyor? Dolandırıcılık nasıl yapılır? Bağlantıları birleştirerek, bütünleştirerek bir şeyler yapılır. Dolayısıyla onun olduğu bölgeye bir şey gömüyorlar. Son zamanda çok yaygın ve çok aşırı şikayet alıyorum. Böyle bir yeni yazılmış zaten. İşte buna bir takım böyle gene figürler falan. Aslında kendi yazını da kendi de okuyor. Ya da yazdırdığını da okuyamıyor. Fotokopi çektirmiştir. Koyuyor oraya. Ertesi gün aradığında diyor ki sizde diyor efendim bir büyü var. Gelirsem ama diyor büyük paraya gelirim ama bulurum onu orada diyor. Adam iş adamı zaten ya da bir normal yaralı bir vatandaş. Orta düzeyde. Bir de daha önce büyü bulduğunu yaymış ya yani paylaşmış ya. Diyor ki ya dur zaten diyor bizim ya büyü varsa adam zaten büyü buluyor diyor. Oraya gömüyor. Yol masrafından tutun işte. Her türlü onu ama böyle aslında adama zaten adam işi gücü rast gitmiyor. Adamı zaten durumu iyi değil. Bir de adama kredi çektiriyorsun. Adamı bir şekilde İkna ediyor. Adamın bütün parasını alıp gidiyor ve adam zaten 3 gün sonra gene aynı. Niye? Kendi gömdüğünü zaten oraya yapmış oluyor. Bu bir çeteleşme. Yani çünkü bu çok kötü bir şey. Bu ilminde yani çünkü biliyorsunuz en büyük şey dolandırıcılık dinden döner. En büyük dolandırıcılık dili kullanmaktır. Yani dili kullanarak biliyorsunuz dolandırıcı sistemi dünyanın her yerinde döner. Dolayısıyla halkımızın buna dikkat etmesi lazım. TC kimlik numaranızı vermeyin, soy isminizi vermeyin ya da araştırın. Yani profilinde
adresi yok, bir şeysi yok. Mesaj gönderiyorsunuz profilinde. Şu kadar para yatır diyorsun. Telefonla ulaşılmıyorsun ya da engelliyorlar seni. Gönderme kardeşim. Yapma bunu. Yani biraz bilinçli olman lazım, araştırman lazım. Çünkü bir büyücü TikTok'ta ya da YouTube'da gezmez. Bunlar gizlidir. Biz bunu 24 seneden beri nerede ne kadar büyücü varsa biz bunları ortaya çıkarıp yani çeşitli bir şekilde onun zararını engellemeye çalışmışızdır. Yani onun zararını her türlü engellemeye çalışmışızdır. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Yani şurada mesela Isparta'da aldığımız duyumlara göre kafe dolanıyorlar. Hocaya ihtiyacın var mı? Niye? Hocaya ihtiyacın var mı? Şimdi hocaya hastalara götürecek ya. Ben diyor sana getiririm ama diyor birazcık ben de alırım diyor. Komisyon usulü çalışan durumlar var. Yani nereden nereye geldik yani? Yani hoca insanları niye böyle bir şekilde insan kullansın ki? Hoca zaten kendi görevini yapıyorsa, insanlara faydalı yönde bir ilim veriyorsa, yapmış olduğu da zaten meydandaysa, böyle insanları meydan gezdirmesine gerek yok. Doğru mu? Doğru. Bunlar da bir çeteleşmiş bir durumu var. Yani son zamanda gerçekten artık ipin ucu tamamen kaçmış durumda. İnşallah biz de bunları bilimsel yönde sürekli sizlerin sayesinde, İnşallah bilimsel yönde metafizin araştırması ve bilimsel yönde metafizin tüm dünyada yayılması yönünde inşallah sizlerin sayesinde de olsa duyurmaya çalışacağız. Peki hocam, insanlar size nasıl ulaşacaklar? Hani Samsun'da duruyorsunuz genelde değil mi? Samsun Bafra'da ofisimiz var. Ve insanların orada bize geldiklerini konaklamaları için de terapi bir merkezi kurduk. Yakakent'te kurduk terapi merkezi. Hem insanların yemeğini yemesi, işte ormanlık alanında işte bir terapi görmesi, rahatlaması anlamında bir merkezi kurduk. Bize oradan ulaşabilirler. Telefonlarımız da zaten sosyal medyada mevcut. Ayrıca İngiltere Edmonton'dayız. İngiltere Edmonton'da ofisimiz var. Tüm Avrupa'daki danışanlarımız İngiltere Edmonton'daki ofisimize gelebilirler. Avrupa turuna artık çıkmamaya karar verdik. Bizi de çok yoruyor. Avrupa'da tek ofisten devam etmeyi planlıyoruz. Şeyde yine bir var değil mi hocam, resmi YouTube'da Instagram, evet, tüm adreslerimiz Facebook'da var. Ve Betullah Şentürk diye yazdıklarında ulaşabilirler değil mi? Orada iletişim numaralarına ulaşabilirler. Hepsi var. Evet, oradan ulaşabilirsiniz hocamızı da. Sizi bir şekilde ulaştırabiliriz yararlanmak isteyenler. Hocam şunu da soracağım. Böyle hani daha çok neden böyle hani nazara inanırız, ben kesin inanırım yani, en zor derler yani nazar, işte yani kaybolan eşya, işte büyü bozma, bu tarz şeyler de genelde ilgileniyorsunuz değil mi? Evet, nazar insanı, çünkü nazar deveyi kazana insanı mezara götürür misali ve ayrıca en büyük enerji gözden gelir, göz insanı devirir. Çünkü artık gelişen dünyada, gelişen teknolojide birbirimizi çekemeyecek durumdayız. En yakın arkadaşınız sizi çekemeyebiliyor. Onun güler yüzünü siz zannedebiliyorsunuz ki beni çok seviyor da bana bu yüzden gülüyor. Ama ona çok fazla sırrınızı vakıf olduğunda, çok fazla sırrınızı verdiğinizde size sırtınızı dönüp sizi sırtınızdan vurabiliyor. O yüzden biraz şu konuda dikkat etmek lazım. Çok da dostun olsa çok da fazla sırrını vermemek lazım. Evet, dikkat etmek lazım. Kesinlikle. Çünkü gelişen dünyada artık eski dostluk, eski arkadaşlık yok. Yani bizler de bu yüzden insanlara şu tür tavsiyelerde bulunuyoruz. Yani fazla gösterişten uzak durmak lazım. Gösteriş yapmamak lazım. Yani zaten Allah gösterişi sevmiyor. Sade. Yani sade bir hayat. Tamam, gösteriş derken yani ileri mertebede olabilirsiniz. İleri derecede makam sahibi olabilirsiniz. Ama gösterişten uzak durmak lazım. Çünkü nazar ayetleri var. Kalem suresinin son iki ayeti. Bunları okuyup yani önünüze 3 bardak su alırsınız. Yani bu 3 bardak su aldığınızda bildiğiniz duaları okuyabilirsiniz. Ve bildiğiniz duaları okuduğunuzda sabah bir bardak, öğle bir bardak, akşam bir bardak içebilirsiniz. Nazarın gitmesi konusunda. Çünkü insanlar birbirlerini çekemiyor. Şöyle güzel yüzlü baktığınızda, şöyle güler yüzlü baktığınızda zannedersiniz ki bana çok güzel bakıyor. Ama o içindeki o suje bakışı size kötü aksettiriyor. Siz bunu farkında olmayabilirsiniz. Nasıl farkında olmayabilirsiniz? Bir bakıyorsunuz ki paramın bereketi yok. Ya niye bereketi yok? Çalışıyorum. Maaşım bu kadar. Evet. Yok.
Adam bir iş adamı, çok para kazanıyor. Ya niye, nereye gidiyor para? Hep elemanlara mı gidecek? Ya biraz da bana da gelsin diyor. Bereketi yok. Bir araba alıyor. İşte aksilik çıkıyor. Yeni araba alıyor, sıfır araba alıyor. Aksilik çıkıyor. Aksilikler yakasını bırakıyor. Evde mesela hanımıyla. Aksilik çıkıyor. Aldığı şey parçalanıyor. Fazla dayanmıyor. İşte bu frekans. Duanı oku kardeşim. Oku duanı. Yani Allah'a sarıl. Allah'ın ipine sımsıkı sarıl. Nasıl biz kendimizi, yani virüs programı var deriz değil mi? Evet, yani bilgisayar temizler değil mi? Aynen ya, kendimizi de temizlememiz lazım. Yani kendimizi de bu konuda temizlersek ve ablukayı alıp dairenin içerisine alırsak, kendimizi korumak için bir takım şeyler yaparsak, duanın gücüne ve varlığına inanırsak bizi nazar da etkilemeyebilir. Nazar etkilese de en azından şu frekanslardan yürürsek inşallah Allah'ın izniyle de bunlardan kurtulmuş oluruz. Çünkü çok yaygın, aşırı yaygın. Yani buradan eski o güzellik, o eski güzel o merhametlik, eski o güzel o yediğimiz gıdalar bile, o eski gıda, yediğimiz gıdalar bile, eski o yok enerji, yani. Eski o nefes aldığımız o ortam yok. Ortam yok yani. O yüzden herkesin birbirini çekemediği. Yani adam şu anda mesela bir tahammül yani azaldı. Cebimde biraz param yok diyor ama adam 100 bin liralık telefon alabiliyor. Ne yapıyor? O diğer kuşak ya onun varsa diyor benim deniyor yok diyor. O nasıl alabiliyor? Ben alamıyorum. Yani bir çekememezlik asıl içimizde. Bu çekememezliği de zaten biz görebiliyoruz. Bize vatandaş geldiğinde, ofise geldiğinde biz onun açık konuşuyorum. 3 gün önce ne yaptığını bilemiyorsak zaten biz metafizik uzmanı değiliz. Neden? Çünkü metafizik uzmanı geçmişe dair bilgi verebilir. Geleceğe dair bilgi veremez. Geçmişe dair nedir vardır, nesi vardır, nesi yoktur, ne tür olay yaşamıştır, nerede yaşıyordur ve nasıl bir ortamdadır ve gerçekten metafizik varlıklarla ilgili iletişimi var mı ya da doktorluk mudur? Biz bunları çözümleyerek zaten insanlara söyleyebiliyoruz. Dediğiniz önemli şeylerden bir tanesi o da, yani bazı metafizik uzmanları geleceği gördüğünü söylüyor, öngörüyor. Siz az önce söylediniz ki bu biz geçmiş daha çok gelecek evet. Değil. Yani hani burada bunu iddia edenler de var. Yani hani bu dal daha fazla geçmişi araştırmaya yönelik bir daldı. Geçmişi araştırmanın yönündeki bir dal olduğu gibi ve gelecek dönemde, yani geleceği anlatma değil ama sezgilerle yönlendirme. Evet. Yani işte küresel krizler, işte kıtlık mı olacak gibi ya da bu sene benzin çok mu pahalı olur? Ya da enerjinin çok mu yüksek, pahalı olduğu zamanda, bu zaman mı olacak? Ya da bir yerde bir savaş mı olacak? Ya bunlar zaten biliyorsunuz önceden planlanmış durumlardır bunlar. Çünkü küresel güç dediğimiz olay önceden bunları planlayıp düğmeye basıyor. Evet. Mesela ben açıkça rahatça söyleyebilirim. Koronanın daha farklı bir tipi kesinlikle ve kesinlikle türeyecektir. Yılbaşına doğru koronanın da daha farklı bir versiyonu kesinlikle ve kesinlikle türeyecektir ve tüm insanlığa yayılacaktır. İki, kıtlık krizi zaten vardır. Kıtlık krizi de zaten olacaktır. Çünkü tüm büyük küresel güçler dediğimiz Türkiye'den bile zaten büyük topraklar alıyor ve büyük araziler alıyorlar Türkiye'den. Yani çünkü neden? Toprak insanı aç bırakmaz. Çünkü insanı bile temizleyen en büyük şey topraktır. Kıtlık krizi çıkacak. Çünkü neden? Gıdalarda hormonal dediğimiz, o gıdalara hormonal bir şeyler yükleyerek gıda krizi çıkacak. Neden? O gıdaları yediğimizde de insan onu zehirleyecek. Yani bu konu bundan var. Bundan açıkça bahsedebilirim. Yapay et çıkardılar hocam. Yapay et çıkardılar. Yani gıda zehirlenmesi meydana gelecek. Zaten bir de İsmail Bey farkında mısınız? Önceden biz okulda okurken, yani kendimize bakardık da şöyle bir boyumuz posumuz oluruz değil mi? Şimdi soruyorum ben kaça gidiyorsun diyorum. 5'e gidiyorum diyor. Sen nasıl 5'e gidiyorsun? Ya sanki 2. sınıf öğrencisi gibi. Böyle kısacık boyu var. Farkında mısınız? Ya da tam tersi çok uzun. Ya tam tersi de çok uzun. Öyle. Yani bir orantı yok. Bir orantı mesela yok. Mesela biz yani İlkokula başladığımızda hemen hemen hepimiz aynı büyürdük. Yani aynı mesafede. Derdik ki biraz daha şey olurdu. Birazcık daha sanki kısa geliyor yani. Evet. Kanser olayları zaten daha çok arttı hocam. Çok arttı ve çok daha da artacak. Zaten buradaki amaç tamamen nüfusu azaltmak ve gençleştirmek. Nüfusu azaltmak ve gençleştirmek. Asıl dediğimiz 3. Dünya Savaşı zaten budur. Yani soğuk savaş dediğimiz olaylar budur. Yani koronanın başka tür çeşidi zaten artık yavaş yavaş şu an ufak ufak yaygınlaşmaya başladı. Ve dolayısıyla yılbaşında daha fazla yaygınlaşacak. Bu tür bir hastalıktır. İkinci dediğimiz olay gıda krizine. Gıda krizi dediğimiz hormonal bir şey yüklenilerek zaten dolayısıyla hormona bir şey yüklenilerek insanlık artık kıtlık krizine doğru devam edecek. Çünkü çok büyük topraktan alıyor ülke geleninde. Üçüncü dediğimiz sivrisinekler.
özel bir yerde sivrisinekler yetiştiriliyor. Ve bu sivrisinekler sanılarak, artık çünkü biliyorsunuz sivrisineği Allah nasıl yaratmıştır? Direkt damara dalar. Başka bir yere dalmaz. Damardan direkt kanını çeker. Nasıl yani bir hemşire kaç sene okuyor yani damarı bulayım ben de. Ama Allah sivrisineği yaratmıştır. Direkt damara dalar. Dolayısıyla sivrisinekten de yaygınlaşarak sivrisinekle yetiştirilerek sivrisinekten de çok büyük bir insanoğlunda ölümcül hastalıklar yaratacağına eminim. Bu sadece nedir? Yani geleceği bilmek anlamında değildir. Bu yönlendirmedir. Yani bir sezgidir. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor, akletmez misiniz? Bir akletmeye çalışıyoruz. Yani şu an gelişen dünyada bunlar yaygınlaşıyor. Adam ne uğraşsın bombayla, onlarla bile. Yani çünkü bir de tabii ki artık dediğimiz bu tür hastalıklar verilerek de insanlar, büyük ülkeler, küçük ülkeleri kendilerine bağlamaya çalışacak. IMF'dir, işte nasıl dediğimiz NATO'dur. Yani büyük ülkeler bu tür şeyleri vererek kendilerine bağlayacaklardır. Para vereceklerdir. Yani kendilerine bağlama sistemi olacaktır. Çünkü kendilerine mahkum edeceklerdir. Hala bunun olduğu gibi, bunun şu anda olduğu gibi, ama bu daha fazla yaygınlaşacaktır. Çünkü koronadan sonra dünyanın rengi değişti ve insanların elektriğin, enerjinin, işte gıdanın çok yüksek pahalanmasına neden olmuştur. Biz sadece bunu Türkiye ile kıyaslamayalım. Dünyanın her yerinde gıda çok pahalı. Evet, dünyanın hocam, her yerinde benzin çok pahalı. Sadece Türkiye ile ilgisi yok bunun. Bunu iyi bir anlayalım. Ya Türkiye. Ya kardeşim git İngiltere'de pahalı. Pahalanmışlarını soruyorum. Pahalı. Git Almanya'da pahalı kardeşim. Dünyanın her yerinde aynı sıkıntı var. Evet. Hocam programımızın sonuna doğru da geliyoruz. Sizinle evet. Program yapıyorken çok hızlı geçiyor vakit. Ben de anlamıyorum. Böyle başlıkla bitirdiğimiz bir araya geliyor. Yani hani böyle hani şey de var mı hocam? Geri dönüşler. Hocam yani Beytullah Bey size geldik. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Yani hayatımız çok... Yani bu böyle güzel geri dönüşler de alıyor musunuz? İsmail Bey bize gelip de gerçekten gerçek anlamda inanarak, yani inanmak zaten iyileşmenin yarısıdır. Dolayısıyla inanarak, sarılarak gelirse ben zaten hani bizlik ve bizlik olmadığını ayırt ettiğim için ben hani düzelmediğini görmedim. Ama bazıları da var, karı koca zaten kendi görevlerini izah edemiyorlar. Sürekli karı koca diyoruz ama yani işte bireyler geldikleri için dolayısıyla kendi görevlerini yapmadıkları için geliyorlar bana. Ben diyorum bir şey yok diyor. Ya sen bir şey bilmiyorsun diyor ya. Ya diyorum gerçekten sizde bir şey yok ya. Hani bizlik bir şey yok. Doktora göre ya sen bilmiyorsun diyor. Ben diyor işte falancasına gidelim diyor. Gidiyor ama ondan sonra tekrar arıyor mu? Gidiyor ve yani düzelmiyor. Dolayısıyla bize sarılarak bize gerek. Tabii ki bazı zamanlarda yani belki %100 düzeleceğine %50 düzelebilir. Ama bize geldiğinde en azından biz onun ne olduğunu söyleyip en azından onda var olduğunu ve nerede olduğunu ya da bir şey herhangi veya bir var mı? Veya bir şey yok yani, diyorsunuz. Aynen ya da bir şey veya yok diyorsunuz. Veya doktora git diyorsunuz. Hani bazıları gibi de bir gün bekle de ertesi gün ara demiyoruz yani. Çünkü bir gün bekle dediğimizde adamını gönderiyor ya dolandırıcı. Gömdürüyor oraya. Ertesi gün aradı dedi. O yüzden biz açık ve şeffafız. Biz zaten meydandayız. Meydanlardayız yani. Bizi arayan bulur. Ofislerimiz mevcut. Bizi arayan zaten bulacak. Sosyal medyada. Yani biz sosyal medyadayız. Yani biz ne yaptığımızı gösteriyoruz. Açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde gösteriyoruz. Metafiziği Türkiye'de zaten biz getirdik. Senelerdir mücadele verdik İstanbul'da, Bağcılar'da, Bakırköy'de, Fatih'te. Yani biz bunu yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bizi bilenler biliyor. Halkımızın da bilinçlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. En önemli şey de o. Yani gidip bir kendilerine İslam'da yeri olmayan tedavi usullerini yaptırmasınlar. Profillerini iyi incelesinler. Dolandırılmasınlar. Yani bizi de dolandırdıktan sonra bizi de aramayın kardeşim. Biz dolandırdık falan diye. Kendi iyi bir şekilde incelesinler. Bize de gelsinler demiyoruz. Bize gelmek zorunda da değiller. Ama dikkat etsinler yani. Bilinçli olsun. Tabii. Hocam programımızın sonuna doğru da geliyoruz. Ben bir kez daha hatırlatayım. Beytullah Hocam aslen Bafra'da bir merkezi var metafizikle ilgili. Türkiye'nin dört bir yanından da misafirleri kabul ediyor. Yurt dışında da var. Zaman zaman da Isparta'ya da geliyor. Yani Isparta'yı boş bırakmıyor. Evet. Özellikle yaz aylarında hocam
geldiği noktalardan bir tanesi. Burada da çok sayıda eş ve dost akrabaları var, ziyaret ediyor sağ olsun. Bizleri de ziyaret ettiği zaman, geliyorum dediği zaman biz de sağ olsun böyle bir program yapıyoruz. Çekiyoruz hocamla birlikte. Keyifli bir sohbet evet. yapıyoruz evet. tabiri yerindeyse. Neler sormak istersiniz? Son olarak Spartalılara mesajınız. Buradan sadece Spartalılar da Türkiye'den dört bir yanından izleniyor tabii. Buradan bizi izleyen tüm Spartalılara, gönül dostlarımıza, yurt içinden, yurt içindeki olan tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya, tüm Avrupa'daki yaşayanlara, dostlarımıza. Avrupa'dan da izleniyoruz hocam. Evet, evet, evet değil mi? Avrupa'daki yaşayanlara, yurttaşlarımıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Rabbim bizi tüm görünür görünmez tehlikelerden, belalardan, musibetlerden, şeytanın şerrinden, sel felaketinden, yangın felaketinden, cümlemizi, deprem felaketinden cümlemizi muhafaza eylesin diyorum. Bizi de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin de zaten program her zaman keyifli evet, geçiyor. Vallahi hocam çok hızlı geçiyor. Evet, çok teşekkür ediyorum İsmail. Hocam çok teşekkür ederiz. Ayağınızı sağlık, kırmayıp geldiniz bizlere bu yoğun tempo içerisinde. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Ayağınıza sağlık. Sağ ol. Evet sevgili izleyiciler, birebir programın sonuna geldik. Bugün metafizik uzmanı Beytullah Şentürk bizlerle birlikteydi. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Metafiziği daha yakından dinleme imkanımız oldu. Nelere yaradığını, neler olduğunu öğrendik. Az önce kendisi de ifade etti. Kendisine hem sosyal medyadan ve yani her türlü yerden girdiğiniz zaman platformdan Beytullah Şentürk diye bir şekilde kendisine ulaşabilirsiniz. Ulaşmak isteyenler bizim aracımıza da ulaşabilirler. Güzel bir sohbet oldu, keyifli bir sohbet oldu. Ben bu noktada bizlerle birlikte olan Beytullah Bey'e bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Esen kalın, hoşça kalın.